Sevgili çocuklar merhaba. Şimdi çocuklar ilk maddemiz sınavda oldukça önemli bir oranda karşımıza çıkan çocuklar sözcük anlamı konusunu oluşturacak. Şimdi ne demek sözcük anlamı ve biz bundan nasıl yararlanmalıyız? Bizim karşımıza neler çıkacak? Şimdi çocuklar sözcük iletişimde anlaşmayı sağlayan en küçük parçacıklardandır. Ve bu sözcüklerin tabii tarih içerisinde, bu süreç içerisinde kazanmış olduğu bir takım anlamlar var. Biz konuşurken veya yazılı bir metni okurken o sözcüğe yüklenmiş anlamlara dayanarak konuşanları anlarız veya yazılanları anlarız. İşte biz bu dersimizde çocuklar bir sözcüğün Türkçe'de hangi anlamları kazandığını ve hangi anlamlara geldiğini inceleyeceğiz ve sorularda karşımıza çıkan sözcükleri anlamları açısından nasıl kullanabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz konusu üzerinde duracağız. Şimdi çocuklar şunu hiçbir zaman unutmayınız. Bir sözcük bir anlamı kazandıktan sonra donup kalmaz. O sözcük zaman içerisinde sürekli yeni anlamlar kazanır. Kendisine yeni anlamlar yüklenir. Özellikle bizim dilimizde böyle bir uygulama var. Dolayısıyla sözcüğün anlamının değişken olduğunu, aslının muhakkak olduğunu fakat her kullanımda farklı bir şekil ile, görüntü ile karşımıza çıkabileceğini unutmayarak cümleleri okuyacağız. Ve bunların neler olduğunu biz şimdi sizinle beraber sınıflayacağız. Çocuklar sözcük anlamlarını sınıflamaya başladığımızda ilk anlamımızın gerçek anlamı olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi ne demek gerçek anlam? Bir sözcüğün gerçek anlamıyla kullanılması ne demektir? Şimdi çocuklar dilimizde bizim binlerce, yüzlerce sözcük var. Her sözcüğün kendisine ilk ortaya çıktığında yüklenen bir anlam var. Yani bizim cümleden soyutladığımızda, cümleden çıkardığımızda o sözcüğün bilinen anlamına, o sözcüğün cümleden çıkarıldığında bilinen anlamına, yani sözlükteki anlamına çocuklar ne diyeceğiz biz? Gerçek anlam diyeceğiz. Mesela karanlık diye bir kelime alsam ben çocuklar burada. Karanlık. Şimdi ne demek karanlık arkadaşlar? Bir düşünelim bakalım. Karanlık sözcüğün anlamı ne olabilir? Karanlık ışığı olmayan demek. Aydınlık kelimesinin karşıtı. Şimdi ben bu sözcüğü alsam arkadaşlar cümlenin içerisinde kullansam desem ki karanlık bir sokaktan geçiyorum. Şimdi bakınız çocuklar. Ben karanlık bir sokaktan geçiyorum derken kullandığım sözcüğü hem bu cümlenin içerisinde düşüneceğim çocuklar hem de şöyle değerlendireceğim. Cümleyi görmeyeceğim baştan çocuklar. Cümleyi kapatacağım. Şu sözcüğün aklımda uyandırdığı bende aklıma gelen ilk anlamını hatırlamaya çalışacağım. Ne demekti karanlık? Işığı olmayan demekti değil mi? Bakınız ben acaba bu sözcüğü kullandığım cümlede de bu şekilde mi kullandım? Yani ışığı olmayan anlamıyla mı kullandım? Bir bakalım. Karanlık bir sokaktan geçiyorum. Ne demek yani bu? Işığı olmayan bir sokaktan geçiyorum demek. Dolayısıyla bakınız çocuklar biz bu sözcüğü bu cümlenin içerisinde o gerçek anlamıyla yani sözlük anlamıyla aklımıza gelen ilk anlam ile kullanmış olduk. Öyleyse bu sözcük cümlede gerçek anlamda kullanılmış oldu. Bir örnek daha yazalım. Mesela çocuklar, sulu kelimesini ele alalım. Sulu. Ne demek sulu arkadaşlar? Bir düşünelim bakalım şimdi. Ne demek olabilir? Sözlükte nasıl geçer bu kelime? Sulu, suyu olan demek değil mi? Sulu kelimesi, suyu olan demek. Şöyle bir cümle kullansam. Sulu yemekler bir harika idi diye bir cümle kursam çocuklar. Şimdi nasıl düşünmüştük biz sulu sözcüğünü? Suyu olan anlamıyla kullanmıştık. Şimdi bakınız ben böyle bir cümlede kullandığımda sulu yemekler derken neyi anlatmış olabilirim arkadaşlar? Suyu olan yemek demek değil mi? Yani kuru, kızartma değil de su ile yapılmış, suyu bulunan anlamında kullandım. O zaman bakınız bizim sulu kelimemiz hangi anlama gelmiş oldu çocuklar burada? Sözlük anlamı ile cümlede kullanıldığından aynı şekilde burası da ne olmuştur? Gerçek anlam ile kullanılmış demektir. Bir tanesini de beraber söyleyelim isterseniz yazmadan. Mesela düşünelim hep iki tane isim yazdım. Bir tane de fiil yazalım. Örneğin uçmak diye bir fiili kullanalım çocuklar. Uçmak. Ne demek uçmak? Bir düşünün bakayım. Uçmak. Şimdi mesela helikopter uçtu olabilir.
araba dereye uçtu olabilir. Ne bileyim işte güvercin uçuverdi olur mesela. Güvercinler uçtu olur. Değil mi? Bakın farklı farklı şekillerde düşünebiliyorum. Şimdi hepsini bir kenara bırakayım, ben şunu düşüneyim. Uçmak ne demektir? İlk anlamı, asıl anlamı ne olabilir? Uçmak kanatlı hayvanların, öyle değil mi? Kanatlı hayvanların hava boşluğunda herhangi bir yere dokunmadan, tutunmadan yol almaları, gitmeleri demektir, değil mi uçmak? Şimdi dolayısıyla çocuklar bakınız ne anlama geldi? Hava boşluğunda kanatlı hayvanların uçması. Öyleyse ben bunu gerçek anlamda kullanacaksam nasıl bir cümlenin içerisinde geçmesi gerekir? Demeli ki mesela bize, parkın önündeki güvercinler beni görünce uçtu. Uçmak kanatlı hayvanların hava boşluğunda yol alması demekti, gitmesi demekti. Güvercinler uçtu, evet kanatlı hayvanlar uçtu. O zaman bakın ben ne yaptım cümlemde? Sözü o bilinen ilk anlamı ile cümlede kullanmış oldum ki biz buna ne diyeceğiz çocuklar? Gerçek anlam adını vereceğiz. Peki gelelim ikinci anlamımıza. Bir sözcük cümlede kullanıldığında gerçek anlamıyla kullanılabilir. Peki başka hangi anlamla kullanılabilir çocuklar? Onu da şöyle yazayım isterseniz. Çocuklar ikinci olarak biz bir sözcüğü mecaz anlamıyla kullanacağız. Mecaz. Peki bu ne demek? Bu şu demek çocuklar. Şimdi gerçek anlamda esas olan neydi? Sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Yani sözlükte geçen anlamıydı. Mecaz anlamda ise çocuklar şöyle bir şey yapacağız. Kelimeyi o bildiğimiz ilk anlamından tamamen çıkaracağız. Koparacağız o anlam ilgisini ondan. Kelimeye o bilinen ilk anlamından başka yepyeni bir anlam yükleyeceğiz. Yani başka bir kelimenin anlamını getirip o kelimede kullanacağız. Böylece sözcük mecaz anlama, yani yeni anlama gelecek. Mecaz anlam değişmiş anlam demek çocuklar. Değişmiş anlam. Yani gerçek anlamından uzaklaşmış, değişmiş, yepyeni bir kelime olmuş demek. Şimdi bakın. Karanlık kelimesini biz gerçek anlamıyla kullanmıştık. Ne demiştik? Karanlık bir sokaktan geçiyor demiştik. Onu ben alayım çocuklar aynı kelimeyi. Bakın şöyle bir cümle içerisinde kullanayım. Desem ki örneğin karanlık işleri var. Şimdi çocuklar karanlık ne demekti? Işığı olmayan demekti. Bakın sözcüğü tek başına düşündüğümde ışığı olmayan anlamında bir kelime idi karanlık kelimesi. Karanlık sokak, işte ışığı olmayan sokak. Peki gelelim buradaki cümleye. Şimdi bizim burada kullandığımız karanlık kelimesi çocuklar. Acaba cümledeki anlamına bakıldığında yine ışığı olmayan anlamıyla mı geçiyor acaba? Bir düşünelim. Işığı olmayan işleri var. Olur mu böyle bir şey çocuklar? Karanlık işleri demek ışığı olmayan işler demek mi? Hayır. Ben bu cümlede ne anlatmak istiyorum? Ya bu adam bir işler yapıyor ama yaptığı işler çok karanlık. Yani bakın sözü ilk anlamından tamamen uzaklaştırıyorum. Yepyeni bir anlama getiriyorum. Hangi anlam olabilir çocuklar buradaki karanlık anlamı? Bakınız şöyle ifade edelim onu. Kanunsuz. Yani yasada belirtilmiş olan kurallar çerçevesinde olmayan anlamında. Kanuna aykırı bir şekilde anlamına kattı. O zaman bakınız kanunsuz işleri var. Yani yasalara aykırı, yasalara uymayan işleri var anlamıyla düşünürsen daha doğru bir söz söylemiş olurum değil mi? Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar ne oldu bakınız? Bizim cümlede geçen sözcüğümüz cümleden ayrı düşünüldüğünde, cümleden bağımsız düşünüldüğünde, yani tek başına iken kazandığı anlam düşünüldüğünde cümledeki anlama uymuyor. Cümlede kullanıldığında farklı bir anlama geldi. Eğer bir sözcük cümlede asıl anlamından ayrı yeni bir anlamla kullanılıyorsa arkadaşlar işte biz bu anlama mecaz anlam diyeceğiz. Mesela sulu yemekler demiştik, sulu kelimesini kullanmıştık. İsterseniz burada da sulu kelimesini örnekleyelim. Mesela ne diyelim? Sulu şakalar yapıyor diye bir cümle yazsam çocuklar. Sulu şakalar yapıyor. Bir düşünün bakayım şimdi. Ne demek olabilir sulu şakalar yapıyor? Arkadaşımız çok garip bir adamdır. Bize şaka yaptığı zaman hep suyla şaka yapar. Suyu olan şakalar yapıyor. İçerisinde su olan şakalar. Böyle bir anlam çıkar çocuklar burada. Böyle bir anlam düşünürsek o zaman biz söylemek istenenden çok çok farklı bir anlam ortaya çıkarmış oluruz ki biz böyle bir şey demek istemiyoruz. Sulu şakalardan kastımız bizim ne olacak çocuklar burada? İçerisinde su olan anlamında değil. Tatsız, beğenilmeyen, hoşa gitmeyen anlamında kullanıyoruz çocuklar biz bunu.
Yani beğenilmeyen şakalar yapıyor, tatsız şakalar yapıyor, hoşa gitmeyen, başkasının memnun olmadığı şakalar yapıyor anlamında. Şimdi dikkat ediniz bak. Ben sulu sözcüğünü suyu olan anlamı ile değil de, yani tek başına iken kazandığı anlam ile değil de, cümlede kendisinden farklı bir manaya gelecek şekilde kullanmışsam sözcüğü ne yapmışımdır çocuklar? İşte bu sefer gerçek anlamının dışına çıkarıp mecaz anlamı ile kullanmışım demektir. Örneğin uçmak kelimesini söylemiştik sözlü olarak. Yine sözlü olarak bunu düşünün. Bir düşünelim bakalım sizce uçmak sözcüğünü nasıl söylersem ben mecaz anlama getirmiş olurum çocuklar? Ne dersiniz? Neydi uçmak? Kanat yardımı ile hava boşluğunda yol almak demekti. Kanatlı hayvanlar için kullandığımız bir kelimeydi gerçek anlamıyla düşündüğümüzde. Peki biz bunu mecaz anlama getirelim. Nasıl kullanabiliriz? Şurada kanatla, havada yol almakla, yani uçmakla hiçbir işimiz olmayacak çocuklar. Yine uçmak kelimesini söyleyeceğiz. Ama söylediğimiz sözler tamamen yeni başka bir anlam olacak. Mesela ne olabilir? Bu haberi aldığında sevinçten havalara uçacak desem çocuklar. Ben kanatlanıp böyle pır 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 havada uçacak mıyım ben? Hayır, ben bunu anlatmak istemiyorum. Ben ne diyorum? Yani çok mutlu olacağım, çok sevineceğim veya çok sevinecek anlamına getiriyorum. Dolayısıyla bakınız, çok sevinmek anlamıyla kullandığımız uçmak kelimesi, o tek başına iken kullandığım, kendi başına iken kullandığım anlamından başka olduğu için söz gerçek anlamının dışına çıkıp mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyeceğiz. Anlaştık umarım. Yani yapacağımız işlem sözün tek başına iken kazandığı anlam ile cümledeki anlamı aynı mı değil mi? Şimdi isterseniz bunu bir örnek soruyla çocuklar pekiştirmeye çalışalım. Şimdi bakınız. Şöyle bir sınav sorusu sormuşlar çocuklar. Ben hepsini yazmayayım size. Sadece ilgili yerlerini yazayım. Demişler ki soğuk sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamla kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamla kullanılmıştır. Şimdi bakınız. Şıkları şöyle düzenlemişler. Demişler ki terliyken soğuk bir şey içme. Şimdi çocuklar şurada geçen soğuk kelimesi bir düşünelim bakalım hangi anlama gelecek. Şimdi önce soğuk ne demek? Bir konuşalım. Ne demek soğuk çocuklar? Isısı olmayan değil mi? Sıcak karşıtı anlamında kullandığımız bir sözcüktür. Şimdi arkadaşlar o zaman bakınız soğuk sözcüğünün bu anlamıyla cümlede geçmesi gerçek anlamda kullanıldığını gösterir. Doğru mu? Sizce buradaki soğuk kelimesi hangi anlama geldi? Bakınız terliyken maç yaptık, top oynadık, terledik. Soğuk bir şey içme. Şimdi arkadaşlar soğuk bir şey içme derken mesela soğuk su değil mi? Soğuk ayran yani sıcak karşıtı, ısısı olmayan anlamıyla kullanmıyor muyum ben bunu? Evet bu anlamda kullandım. O zaman bakınız A şıkkında geçen soğuk kelimesi çocuklar gerçek anlamıymış. Peki gelelim B maddesine. Demişler ki bize bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı. Şimdi bakın çocuklar neydi bizim soğuk kelimemiz? Isısı olmayan, ısısı düşük olan sıcak karşıtı anlamı ile kullandığımız sözcük değil mi? Bakın ne diyor adam bize burada? Sokakta çeşmeler varmış ve bu çeşmelerin suları soğukmuş. O zaman bu ısısı düşük olan sıcak karşıtı anlamlı bir kelime değil mi çocuklar? O zaman bakınız buradaki anlam da gerçek bir anlam. Peki gelelim C şıkkına. Demişler ki önerilerimizin soğuk karşılanacağını sanıyorum diye bir cümle yazmışlar. Şimdi bakınız çocuklar. Burada bir tane soğuk kelimesi geçti ve ben şunu düşünüyorum. Neydi soğuk? Isısı olmayan, ısısı düşük olan. Peki şimdi biz gittik bir şirkete, ne bileyim işte bir eğitim danışmanlık şirketine. Dedik ki siz böyle bir şey yapıyorsunuz ama bu yaptığınız iyi değil, güzel değil, eksikleri var. Bunu yenilemelisiniz. Ben böyle bir öneride bulundum ve dedim ki ya biz bunu söylüyoruz ama soğuk karşılarlar mı acaba? Soğuk karşılamak. Yani biz ısımız düşüyor, her taraf buz kesiyor da buz gibi mi oluyor ortam? Böyle bir şeyden bahsediyorlar. Hayır. Bizim burada söylemeye çalıştığımız şey adamların bunu biz söylediğimizde algılamaları, anlamaları ilgisiz olmayacaklar bu işe. Bunu gayet sıcak karşılayacaklar. Gayet ilgili karşılayacaklar. Hoş karşılayacaklar. Güzel karşılayacaklar anlamında.
soğuk karşılanacağını sanıyorum veya tam tersi ilgisiz kalacaklarını, hoşlanmayacaklarını anlamı kattım. Bakın çocuklar, bizim hoşlanmak, ilgisiz kalmak anlamlarıyla kullandığımız soğuk kelimesinin, kelimenin tek başına iken kazandığı ısısı düşük olmak anlamıyla herhangi bir ilgisi var mı çocuklar? Yok. O zaman sözcüğümüz ne oldu? Gerçek anlamının dışına çıkarak çocuklar, mecaz anlam kazanmış oldu. E böyle bir durumda hangisinde bir farklılaşma meydana geldi çocuklar? A ve B aynı olduğuna göre demek ki C şıkkımızda farklılık olacakmış. Bir de D'yi yazalım isterseniz. Soğuk sütten yoğurt yapılmaz. Bakınız, peki buradaki soğuğu düşünelim hemen. Ne diyelim arkadaşlar? Soğuk süt, yani ısısı düşük olan süt anlamıyla kullanmış olurum ki böyle söylersem ne olacak çocuklar? Burası da gerçek anlamıyla söylenmiş olacak. Öyleyse bakınız, A ve B ve D seçeneklerinde söz gerçek anlamıyla kullanılmışken C seçeneğinde ne yapılmıştır çocuklar? Mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Böylece bir farklılık meydana gelmiştir deriz. Dolayısıyla herhangi bir kelimenin, bakınız burada kelimeler hiç önemli değil çocuklar. Çünkü bizim dilimizde gerçekten çok fazla sayıda kelime var. Ve her bir kelimeyi biz bu şekliyle ilk anlamıyla veya ilk anlamının dışında yeni anlamıyla, yani mecaz anlamıyla kullanabilme imkanına sahibiz. O yüzden hangi anlama geldiğini bulabilmek için burada bir ölçütümüz var. Bunu anlamamız gerekiyor. Söz aklımıza gelen ilk anlamıyla bir geçiyor cümlenin içerisinde, yoksa ona o ilk anlamını bırakıp yepyeni bir anlam mı yüklemişiz? Bunu değerlendirirsek daha iyi olacağını sanıyorum. Bir örnek daha çözümleyip bu konuya noktayı koyalım çocuklar. Bakınız, demişler ki bize kıyı sözcüğü çocuklar, kıyı. Aynen bu sorumuzda olduğu gibi bakınız. Kıyı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hani dedik ya her bir kelime yapabiliriz. Bakın kıyı diye bir kelime bulmuşlar. Mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor çocuklar. Hangi yıldan? Yılında şuraya yazayım size. 2004 yılında çıkan bir soruda sorulmuş çocuklar bize. Şıklarımız şöyle. Diyor ki, tabii siz hemen burada neyi yapıyorsunuz? Kıyı ne demek? Ne anlama gelir kıyı? Bunu düşünelim hep beraber. Siz düşünün bakalım bu arada. Küçük su kasrı ne yapıyormuş? Karşı kıyıda bakımsız görünüyor. Çocuklar, ne demek karşı? Karşı kıyı. Kıyı kelimesini düşünüyoruz bakın. Kıyı bir bütünün sona erdiği yer demek. Mesela denizse denizin kıyısı. İşte bir adaysa adanın kıyısı. Bakın, bir bütünün, bir parçanın veyahut da bir bölümün bittiği yer anlamında kullandığımız bir sözcük. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bakınız, bir küçük su kasrı diye bir kasrı varmış, bir köşk varmış. Bu köşk karşı kıyıda. Ben bu kıyıdan bakıyorum. Karşı taraftaki kıyıda nasıl gözüküyormuş arkadaşlar? Bakımsız görünüyormuş. O zaman bakınız, bizim buradaki kıyı kelimemiz hani o bir şeyin bittiği yer anlamıyla, yani gerçek anlamıyla kullanıldı mı cümlede? Evet. O zaman buradaki sözcük mecaz anlamıyla arkadaşlar kullanılmadı. Demek ki cevabımız A olmayacakmış. Gelelim B şıkkına. Demiş ki bize, denize kıyısı olan küçük bir kasabaydı. Şimdi çocuklar, neydi bizim kıyı kelimemiz? Bir bütünün, değil mi? Bir yerin bittiği yer anlamında. Mesela biz işte bir adadan bahsediyoruz veya denize komşu olan, denizi olan bir yerden bahsediyoruz. Buradaki gibi bir kasaba varmış ve bu kasaba denize kıyısı olan. Yine gerçek anlamıyla cümlede geçmiş oldu mu arkadaşlar? O zaman buradaki sözcüğümüz de mecaz anlamıyla kullanılmadı, yeni anlamıyla kullanılmadı, ilk anlamıyla kullanıldı. C şıkkında ise şöyle kurmuşlar. Şehirden uzakta kıyı bir yerde yaşıyordu. Kıyı bir yerde yaşıyordu. Şimdi çocuklar düşünelim bakalım. Ben yaşlandım. Dedim ki artık çekilmez bu büyük şehirlerin çilesi, bu yoğun iş hayatı. Ben bıktım. Ben bırakacağım, gideceğim ben bu memleketi. Diyeceğim ki şöyle ses olmayan, gürültü olmayan, şöyle ağaçlar, çiçekler, börtüler, böcükler, böyle sakin bir ortam istiyorum ben. İstemiyorum böyle gürültü ben. Sizin olsun bu işte. Alın. Ben şehirden uzakta kıyı bir yerde. Ne diyeyim işte, köyün bittiği, denizin başladığı veya işte bir adanın bitip denizin başladığı yeri mi söylüyorum çocuklar ben? Yoksa burada kıyı bir yer derken yani sakin,
huzurlu, gürültüsü olmayan, patırtısı olmayan bir yer anlamında mı kullanıyorum çocuklar bunu bakın ben. Ne oldu buradaki kıyı kelimesi? Bir şeyin bittiği yer anlamında kullanılmadığı buradaki söz sakin huzur anlamına geldi. Öyleyse çocuklar bizim sözcüğümüz ne olmuş? C şıkkında istenilen anlamıyla yani mecaz anlamıyla kullanılmış deriz. Bakın bir de D şıkkını göstereyim. Demek ki o da gerçek anlamda kullanılacak. Diyor ki karşı tarlanın kıyısı çitlerle çevrili. Çocuklar neydi? Çevrilidir desem. Bakın kıyı neydi? Bir bütünün, mesela tarlanın buradaki gibi işte bir bütün var burada. Bunun bittiği yerler, sona erdiği yerler, yani bir tarla var. Onun tam bitiş noktaları, yani kıyıları. Yine hangi anlamda kullanmışım bakın? Gerçek anlamıyla cümlede kullanmışız. Dolayısıyla sözcüğümüz, daha doğrusu soruya göre cevabımız neresi oldu çocuklar? C şıkkında mecaz anlamıyla kullanmış olduk. Umarım bu sözlerden gerçek ve mecaz anlamı ayırt etme noktasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamışızdır. Son bir söz. İstenilen sözcük cümlede bildiğim, aklıma gelen ilk anlamla mı geçiyor? Yani sözlükteki anlamıyla mı kullanılıyor? Yoksa ona ben sözlükteki anlamını bırakıp yepyeni bir anlam yüklemişim, onu değerlendirmem gerekiyormuş. Şimdi çocuklar, biz dilimizde bu gerçek anlamlı sözcükleri mecazlaştırmak noktasında birkaç yoldan yararlanıyoruz. Birkaç maddemiz var. Şimdi bir... Kısaca bu bir sözcüğü mecaz yapmanın yolları nelerdir onlardan bahsedelim. Çocuklar bir sözcüğü mecaz anlamlı sözcük haline getirebilmek için iki yöntemimiz var çocuklar. Biz bunlardan bir tanesine ad aktarması diyeceğiz. Ad aktarması, birine de deyim aktarması adını vereceğiz. Ve şöyle bir ayrım koyacağız bu ikisi arasında. Ad aktarması yapılırken sözcük çocuklar bir sözcük başka bir sözcüğün yerine kullanılacak. Yani gerçek anlamını bırakacak artık. Fakat bunu yaparken benzetme yapmadan yapacağız. Benzetme olmadan yapacağız. Ve biz buna ne diyeceğiz çocuklar? Bakın iki başlık kullanacağım. Bunlardan bir tanesi ad aktarması olacak. Ki buna sanat ismi olarak çocuklar mecaz-ı mürsel diyeceğiz. Sözcüğü gerçek anlamının dışına çıkarıp yeni bir anlamla, mecaz bir anlamla kullanacağız. Şimdi çocuklar bunu anlayabilmek için önce şunu düşünmemiz gerekiyor. Mesela şimdi bakın bir cümle üstünde ben size bunu anlatayım. Diyeyim ki içerisi soğuduğundan sobayı yaktık diye bir cümle yazsam. Şimdi bize desinler ki çocuklar hangisinde işte altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır, gerçek anlamıyla kullanılmamıştır gibi karşılaştırma girelim. Veya doğrudan doğruya desinler ki hangisinde ad aktarması vardır. Şimdi bakınız çocuklar. Adı aktaracağımız zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Cümlede geçen sözcüklerden birisi kendi anlamını anlatmayacak çocuklar. Kendi anlamıyla. Yani o sözlük anlamıyla, gerçek anlamıyla cümlede geçmeyecek. Kendisiyle ilgili çağrışımları olan başka bir kelimenin yerine kullanmış olacağım. Ve bunu yaparken de benzetme yapmayacağım. Yani ben demeyeceğim ki mesela atıyorum kurt gibi adam. Ondan sonra ne bileyim işte tilki gibi demeyeceğim. Yani bu benzetmeyi yapmayacağım. Şimdi bakın bunu örneklendirelim. İçerisi soğuduğundan sobayı yaktık. Şimdi arkadaşlar cümleyi unutun bir anlık. Bırakın cümleyi şimdi. Soba ne demek? Bir düşünün bakayım şimdi. Soba ne demek çocuklar? Soba kapağı olan, işte demirden, dökümden yapılan, değişik malzemelerden yapılan değil mi? İçerisine kova konulan veya işte ne bileyim kiremit konulan, bacası olan değil mi? Bir cisim. Ne için kullanılıyor bu? İşte soğuk havalarda ev ve benzeri yerleri ısıtmak için biraz eski, daha eski tarihli değil mi? Bir aygıt bu. Şimdi ben diyorum ki evimizde bir sobamız var bizim. İçerisi çok soğudu yalnız böyle artık donuyoruz böyle. Dedik ya bir şeyler atalım da yakalım. Yakalım da içerisi ısınsın biraz. Arkadaşımız kalktı, geldi, kibriti aldı. Hop sobayı yaktı. Soba gitti, soba baba yok. Soba yandı. Eve bir geldiler dediler ki ya bizim sobaya ne oldu? Vallahi Hüseyin sobayı yaktı. Şimdi çocuklar biz yaktığımız zaman sobayı mı yakıyoruz? Bir düşünün bakalım. Sobanın kendisini mi yakıyoruz? Yoksa... Soba demekle ben burada sobayı değil de onunla ilgili olan bir sözcük. Mesela ne olsun? Sobayı yaktığımız zaman çocuklar
onun içerisindekileri yakmaz mıyız biz? Mesela neyi? İşte odunu, öyle değil mi? Kömürü, artık orada yakacak olarak neyi kullanıyorsunuz yani? Çam kozalağını, öyle değil mi? Herhangi bir cisim var orada. Asıl ben onları yakarım. Sobanın kendisini yakmam. Her seferinde sobayı yakarsak bir ton sopa yeriz anamızdan babamızdan, öyle değil mi? Yakılacak şey değil ki soba. Öyleyse ben burada, bakın, bir sözcük söylemişim ama o sözcük kendi sözlük anlamını değil, kendisiyle ilgisi olan fakat kendisine benzetme yapmadan başka bir sözcüğün yerine kullanmışım. Yani ben bu adı bunların yerine cümleye aktarmışım. İşte biz buna ad aktarması diyoruz çocuklar. Bir örnek daha vereyim. Desem ki eve haber vermeden geldim. Şimdi bakın. Diyorsunuz ki hadi kalk koş koş top oynamayın hadi. Ama annen kızıyor, hasta olacaksın, üşümüşsün, top oynamaman lazım. Sen de çok canın çekti böyle. Kaçtın gittin, arkadaşlarına oynamaya gittin. Diyoruz ki yalnız çok oynamayan çocuklar, ben annemden haber almadan geldim, haber vermedim. Evden kaçtım geldim, evin haberi yok. Şimdi evin haberi yok, bir düşünün bakalım çocuklar. Ev ne demek ev? Şimdi bak cümleyi bırakın yine. Görmeyin cümleyi çocuklar. Sadece ev kelimesini bir görün bakalım. Ne demek ev? Duvarları olan değil mi? Penceresi olan, kapısı olan, bacası olan, çatısı olan, barınmaya yarayan, kalmaya yarayan diğer. Şimdi sen diyorsun ki arkadaşına ya ben eve haber vermeden geldim. O da sana diyor ki eve haber verseydin o zaman. Ya da o zaman ben bir koşu gidip eve bir haber vereyim. Evin önüne geliyorsun böyle. Ey ev, ben arkadaşlara gidiyorum, gelmeyeceğim 2 saat. Denir mi çocuklar şimdi? Böyle bir şey söylenir mi ya? Eve haber vereceğim, geleceğim. Ben burada evle mi konuşuyorum? Hayır. Bakın burada ben ev kelimesini kullandım. Daha doğrusu ev sözcüğü geçti ama buradaki ev sözcüğü o bilinen gerçek anlamıyla geçmedi. Benim burada ev demekle kastettiğim, bakın, ilgili olan, yerine kullandığım ve kendisine benzetme yapmadığım başka bir kelime var aslında. Ne olabilir çocuklar o? Evde kim kalır? Elbette ki ailemiz kalır. O zaman buradaki evden maksat ailedir. Bakın ben eve haber vermeden geldim derken aslında aileme haber vermeden geldim demek istiyorum. Ama sözü mecaz anlama getirmişim. Mecaz anlama getirmişim. Gerçek anlamını dışına çıkarmışım. Yeni bir anlamla kullanmışım. İşte biz bu benzetme olmadan yapılan, benzetme olmaksızın yapılan anlamı arkadaşlar ne ad vereceğiz? Ad aktarması adını vereceğiz. Bir ismi, başka bir ismi yerine aktarmak diyeceğiz çocuklar. Peki bu ad aktarmasını biz nasıl yapabiliriz? Ne tür ilgilerle kurabiliriz çocuklar? Burada bakınız, varlıkların içini söyleyip dışını anlatmak veya dışını söyleyip içini anlatmak olabilir çocuklar. Başka, bir bütününü söyleyip parçasını anlatmak veya parçasını söyleyip bütününü anlatmak olabilir. Veya bir yer ismi, ülke ismi, devlet ismi söyleyip orada yaşayan insanları, milletleri anlatmak şeklinde olabilir. Veya bir sanatçının eserini, şiirini, romanını, tiyatrosunu, hikayesini söyleyip o eserin sahibi olan sanatçıyı anlatmak şeklinde kurulabilir. Mesela birkaç örneği beraber düşünelim. Desem ki ben 2 bardak daha içip geliyoruz diye bir cümle yazsam çocuklar. Ve ben buradaki bardak kelimesinin altını çizsem. Hadi bakalım şimdi düşünelim. Ne demek çocuklar bu? 2 bardak daha içeceğiz. Şimdi biz gittik, oturuyoruz parkta. Arkadaşlarımız geldi. Herkes aldı 1 bardak içti. Bir bardağı içti herkes. Dediler ki ya 1 bardak daha içelim hadi. Bardaklar çok tatlıymış. 1 bardağı daha içelim, ondan sonra biz geliriz. Bardağı mı içiyoruz çocuklar biz burada? Hayır, bakın ne oldu? Bardak demekle ben nesnenin dış kısmını söyledim. Cam kısmını söyledim ama benim asıl anlatmak istediğim şey bardağı değil, bardağı içmek değil. O bardağın içindekini içmek. Yani dışını söyleyip neyini kastettik çocuklar biz? Aslında içini söylemek istedik. Yani 2 bardak çay, 2 bardak işte ne bileyim kola, 2 bardak sahlep, artık ne varsa orada neyi söyleyeceksek, 2 bardak çay daha içip geliyoruz demek istiyorum aslında ben. Ama ne yapıyorum bakın, bunu söyleyip bunu anlatmak suretle. Tabi bu ne olması gerekiyor? Cümlede geçmemesi gerekiyor yalnız. Cümlede kullanırsak o zaman aktarmayı yapmış olmayız çocuklar. Tamam? Diyeceğiz. Başka böyle bir örneğimiz olsun. Bir örneğimiz de şu olsun çocuklar. Diyorum ki
Ben Orhan Veli'yi elimden düşürmem. Şimdi çocuklar, ben biliyorum ki Orhan Veli diye bir şair var. Meşhur bir şair var. Ben bu şairi çok seviyorum. Şiirlerini çok seviyorum. Okumaktan hoşlanıyorum. Ve arkadaşıma diyorum ki o kadar çok seviyorum ki sürekli okuma isteği duyuyorum. O yüzden de Orhan Veli'yi elimden hiç düşürmüyorum ben. Orhan Veli tuttum sımsıkı. Orhan sıkı tut, düşme Orhan. Orhan sıkı tut diyorum, hep taşıyorum ben Orhan'ı. Arkadaşlar, bunu mu anlatırız biz? Yani Orhan diye birini mi taşıyoruz biz sürekli yanımızda? Hayır. Ben burada Orhan Veli'yi elimden düşürmem demekle Orhan Veli denen adamı elimden düşürmem demiyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Biliyorum ki ben bu bir şairdir. Şair değil. O şairin eserleri mi? Mesela şiirlerini demek istiyorum aslında ben. Veya Orhan Veli'nin bir kitabını demek istiyorum. Dolayısıyla bakınız, sanatçının adını veriyorum ama o sanatçıya ait olan bir ürünü, bir eseri anlatmak istiyorum. Böylece arkadaşlar ne yapmış olurum ben? İşte bir ad aktarması yapmış olurum. Mesela diyorum ki evde arkadaşlarla toplandık, sohbet ediyoruz. Bu arada da Barış Manço'yu dinliyoruz. Şimdi düşün bakayım, Barış Manço'yu dinleriz derken Barış Manço denen adam geldi bizim evimize, oturdu baş köşeye. O çalıyor, biz oynuyoruz. O çalıyor, biz sohbet ediyoruz. Anlamında mı kullanırız biz bunu? Hayır. Zaten o kişi hayatta yok. O vefat etti, öldü gitti. Dolayısıyla bu ne demek olabilir ancak? Demek ki ben kasetini, CD'sini koydum, o orada çalıyor. Onun şarkılarını dinliyorum demek istiyorum. Yoksa bizzat Barış Manço'yla sohbet etmiyoruz. O söylüyor, biz dinliyoruz. Değil. O yüzden arkadaşlar, bir sanatçı verilip de ona ait bir eser, bir ürün anlatılmak istenirse ne olacakmış dolayısıyla? Ad aktarması meydana gelmiş olacakmış. Bir örnek daha kuralım çocuklar. Diyelim ki bu yıl Konya farklı bir sevinç içinde diye bir cümle yazsak çocuklar. Bu yıl Konya farklı bir sevinç içinde. Şimdi bakınız, ben biliyorum ki Konya diye Türkiye'de bir yer var ve bu işte 81 vilayetten bir tane vilayet. Burası bir il. Şimdi arkadaşlar, bir il kalkıp da ya ben çok sevinçliyim. Yani Konya böyle kalkıyor, oynuyor, böyle hopluyor, zıplıyor. Oy, Karaman'ın ideyi o dağıtıyor böyle ortaya, böyle yerinde duramıyor. Konya mı yapıyor bu işi arkadaşlar? Yoksa bu yıl Konya demekle ben bir yer ismi verip o yerde yaşayan insanları, halkı, milleti mi kastetmek istiyorum acaba? Ne dersiniz? Şöyle desem nasıl olur? Bu yıl Konya halkı farklı bir sevinç içinde. Çünkü çocuklar, sevinç içinde olmak Konya'nın bir özelliği olamaz ki. Konya kelimesinin gerçek anlamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir ilin adıdır. Şimdi bu il kalkıp da böyle bir sevinç gösteremez ki. O zaman ben niye anlayacağım çocuklar buradan? Ben bir yer ismi vermişim ama bu yeri söylemekle asıl anlatmak istediğim orada yaşayan insanlardır. Böylece ben ne yapmış olmuşum? Ne yapmışım cümlenin içerisinde? Bir ad aktarması yapmışım. Son bir cümleyle bu maddeyi noktaladım çocuklar. Mesela düşünün, desem ki dün gece İstanbul ayaktaydı. Şimdi İstanbul ayağa kalktı, ayakta bekliyor İstanbul. Mu ayakta bekliyor acaba? Yoksa arkadaşlar, İstanbul ayakta derken İstanbul'da yaşayanlar, yani İstanbul'dakiler anlamında mı kullanıyorum? Değil mi? O zaman İstanbul kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış olmuyor. İstanbul demekle halk anlamı çıktığından, millet anlamı çıktığından mecaz anlama gelmiş oluyor ki biz buna ne diyoruz çocuklar? Ad aktarması adını veriyoruz. Bu dersimizde çocuklar burada noktayı koyuyoruz. İkinci dersimizde mecaz anlamın kalan bölümünü tekrar beraber işlemeye devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hoşça kalın çocuklar.